Merhaba sevgili kulak misafirleri. Bugün sizlerle başlıktan da anlayabileceğiniz gibi clickbait nedir, neden yapılır, amacı nedir? Bunların üzerine biraz sohbet etmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar clickbait olayı özellikle haber sitelerinde çok yaygın şekilde yapılan ve insanı artık çıldırma noktasına ulaştıran bir durum. Şöyle örnek vereyim. Geçenlerde kuzenim Orhan'ın bana söylediği bir durum vardı. İşte bir devlet kurumu ismini vermeyeyim. 55 bin tane personel alacakmış abi bir sen de bak diye. Bu da haberi görmüş. Çocuk sağ olsun de paylaştı. Şimdi haberin başlığı direkt şekilde bu. X kurum adını vermeyeyim. X kurum 55 bin tane daha personel alacağını açıkladı. Şimdi bunu gördüğünüz zaman heyecanlanıp tabii ki haberin detayını okumak istiyorsunuz. Haberin detayına tıkladığınız zaman hemen söyleyeyim. Haber aslında şu. O kurum 2023'e kadar personel sayısını 100 bin ne çıkaracağını söylemiş. Personel sayısı şu anda 45 bin olduğu için 100 bine çıkartması için 55 bin tane personel alması gerekiyor. Aslında çok mantıklı. Ama mantıksız olan şu. Şimdi bu adamlar biz bir ay içinde veya bir yıl içerisinde 55 bin tane personel alacağız dememişler. 2023'e kadar personel sayımızı 100 bine çıkartmak istiyoruz demişler. Şimdi bunu peki haber siteleri özellikle neden bu şekilde yapıyor? Tamamen tek amaçları trafik almak, tıklanma almak. Zaten haberin detayına girdiğiniz zaman şunu görüyorsunuz ilk paragrafta. İşte X kurumun genel müdürü açıkladığı 55 bin personel alımı yapacağız. Şu tarihe kadar personelimizi 100 bine çıkartacağız. Peki personel alım şartları nedir? Haberimizin devamını okuyun. Peki okuyalım. Bir alt paragrafa iniyorsunuz yine aynı şey yazıyor. Bir alt paragrafa iniyorsunuz yine aynı şey yazıyor. Başvuru şartları için ve haberin devamı için şuraya tıklayın. Haydi. Yani gerçekten küfür edesiniz geliyor ve içinizden de küfür ediyorsunuz aslında yani. Bu bütün haber sitelerinde yapılan bir şey. Yani şey gibi düşünün, torrent sitesi gibi düşünün. Sizi sürekli yanlış linke yönlendirir ya. Haber siteleri de artık öyle bir hal almaya başladı. Yani sadece trafik alabilmek, tıklanma alabilmek için insanları delirme noktasına getiriyorlar. Bunu e, önce haber siteleri başlattı, açık konuşayım. Toran siteleri başlattı. Toran sitesi, yani anlayabiliyorsunuz sonuçta zaten yasal olmayan bir şey. Zaten korsan yazılımı elde edebildiğiniz bir yer. Dolayısıyla onların yapması belki çok umrunuzda değil. Benim yıllarca umurumda olmadı. Ama bunu ciddi haber siteleri isim vermeyeyim, zan altında bırakmayayım ama çok ciddi milyonlara hitap eden haber siteleri yaptığı zaman bu artık bu işin suyu çıktı noktasına geliyorsunuz yani. Hakikaten bu işin suyu çıktı. Peki bunu YouTube Türkiye'de nasıl yapıyorlar? Sonuçta biz de YouTube'a kayıt sunduğumuz için biraz da bunu YouTube üzerinden konuşalım. YouTube Türkiye'de de şöyle yapıyorlar. Ee, aslında yapabilirler. Yani benim için bir sıkıntısı yok. Saygı seviyesini aşmadıkça, e, işte gizli kamera süsü verip amcanıza küfür etmedikçe, ne bileyim annenize babanıza salak salak şakalar yapmadıkça, çirkinleşmedikçe aslında bir sıkıntı yok. Ha benim için sıkıntı olup olmaması bu adamların ne kadar umurunda zaten zerre kadar umurlarında değil. Çünkü milyonlarca takipçileri var. Bu takipçiler de maalesef ki bunu istiyorlar. Ama şöyle bir örnek vereyim. Daha net açıklayalım. İşte bütün okul bilmem neremi gördü. İşte ne bileyim Starbucks'tan kafamız güzelken nasıl kovulduk. Oradan çıkıp yolun ortasına nasıl kustuk. Yani biraz abartıyorum tabii son örnek abartıydı ama bir hanım ablamız bu videoyla hatta bu başlıkla daha doğrusu o kadar çok tıklanmaldı o kadar çok abone aldı ki. Yani bütün okul göğsümü gördüğü bir video başlığı atıyorsunuz videonun içinde belki de hiç yaşamadığınız bir anınızı anlatıyorsunuz. Ve bu anıyla milyonlarca tıklanma alıyorsunuz. Deli gibi abone kasıyorsunuz. Ve çok güzel para kazanıyorsunuz. O dönem için en azından. Şimdi bu para kazanmak her şey mi? Ya maalesef günümüzde para kazanmak her şey olmuş sevgili dostlar. Yani para kazanmanın tabii ki önemli ama para kazanmanın bir namusu, bir adabı olmalı diye düşünüyorum. Yani sırf para kazanma adına dediğim gibi ananıza babanıza salak salak şakalar yapıp amcanıza gizli kamera süsü verip ana avrat edip ki o adamda haberi varmış yani bu da ayrı bir video konusu olabilir belki nereye gidiyoruz diye ama sırf bunlar için clickbait yapmak için sırf o dönem o ay iyi trafik alıp iyi paralar kazanmak belki o dönem o önümüzdeki 6 ay içerisinde konuşuluyor olmak meşhur olmak için bunları yapmak gerçekten ne kadar doğru ne kadar ahlaki ne kadar etik bunu tartışıyor olmak lazım. Yani YouTube Türkiye'de çok kaliteli işini yapan insanlar da var gerçekten. Clickbait yapmayan insanlar da var. Yani örnek vermek gerekirse ben kendi zevkime hitap ettiği için örnek veriyorum. Çok güzel araba incelemesi yapan, otomobil incelemesi yapan kanallar var. Ben 5000 abonesi varken, 10 bin abonesi varken mesela otopark.com'u takip ediyordum. Bütün videolarını izliyordum o dönem. Son dönemlerde biraz koptum. Çok fazla izleyemiyorum yoğunluktan dolayı ama yani sizin de kendi zevkinize göre işte oyun incelemesi yapan, film incelemesi yapan yani ne bileyim multiplayer mesela çok düzgün muhabbeti olan insanlar, çok fazla oyun kültürü olan, oyunlardan çok iyi anlayan insanlar seviyorsanız çok seviyeli iş yapıyorlar. Oyunlara meraklıysanız izleyebilirsiniz. Ne bileyim geek yapar var mesela. Bazı fikirlerine çok katılmasam da adamlar gerçekten film kültürüne hakim filmin iyi filmin nasıl yapılması gerektiğini bilen birçok dalda bilgisi olan işte bilim kurgu, animasyon, çizgi romandan bile tutun yani bir sürü örnek verebiliriz. Çok fazla bilgisi olan insanlar bunları izleyebilirsiniz. Barış Özcan'ı izleyebilirsiniz. Ben bu adamların hiçbir videosunda, hiçbir video başlığında clickbait görmedim arkadaşlar. Ve clickbait olmamasına rağmen çok da başarılılar. Çok büyük kitlelere hitap ettiler kendi çaplarında büyük kitlelere hitap ettiler. Yani o işe yaramaz adamlar gibi 10 milyon, 5 milyon, 6-7 milyon aboneleri yok belki. Ama adamın 300 bin abonesi var, 500 bin abonesi var. Barış Hoca'nın gerçi milyonunu geçti artık. Ama bu adamlar da gayet başarılı. Yani illa ki bütün okul göğsüm mü gördü video yapmak zorunda değiliz. İlla ki clickbait video yapmak zorunda değiliz. Artık biz de buna bir tepki göstermeliyiz. Ve bunları izlememeliyiz. Destek vermemeliyiz. Ee, gerekirse haber sitelerine de girmeyin arkadaşlar. Gazete alın okuyun. Gazete alıp okuyalım ya. Gazete işi bitti yani. E, biz gazete alıp okuyalım. Bu sitelere tıklanma vermeyelim. Zaten birçok büyük firma yani büyük haber siteleri büyük haber ajansları sağdan soldan buldukları bilgileri kaynak bile vermeden kopyala yapıştır yöntemiyle atıyorlar. Yani ben birebir e, shift delete Net'in bir içeriğinin bundan yıllar önce, yıllar önce dedim de sanıyorum ki yıl falan olmuştur en fazla. Ya yani iki yıl önce, üç yıl önce her neyse direkt şifrelet Net'in içeriğini kopyala yapıştır yapıp kaynak bile göstermediklerini, yani kaynak gö şöyle kaynak göstermemişler. Şiddelet.com'un haberine göre gibi bir şey yazmışlar sadece. Bu cümlede sitenin adını bile yanlış yazmışlar. Yani adamlar şiftelet net. Yani adamların kısaltılması SDN zaten yani adamların deli gibi takipçisi var ya siz bunu nasıl bu kadar başlasa ama nasıl bu kadar lakayt şekilde yapabiliyorsunuz? Bunu yapan ya çok büyük haber firmaları arkadaşlar. Sevgili dostlar yani insan delirmemesi işten değil ama bunlara toplumca bir tepki göstermemiz lazım. Ha, bu çok önemli bir konu değil gibi geliyor olabilir size ama insanlar bunlar üzerinden çok deli deşet paralar kazanıyorlar. Sizin bizim üzerimizden paralar kazanıyorlar arkadaşlar. Yani bunu dediğim gibi sadece tıklanma adına sadece işte 3-5 tane abazayı kendine çekip abone yapıp para kazanma adına maalesef bazı arkadaşlarımız bunları yapıyorlar. Buna nasıl engel olabiliriz? Buna engel olmak bizim elimizde. Bu çöplüğe dönen sosyal medyayı düzeltmek de yine bizim elimizde. İzlemeyeceğiz, tıklamayacağız, içeriklerine bakmayacağız. Ha bunu kaçımız yapacak? Şahsen ben yapıyorum yani bir şey de eksilmiyor hayatımdan. Yani o kızın saçma sapan belki de hiç yaşamadığı bir anısını dinlemek veya bir erkeğin ne bileyim adam anlatıyor şey kız arkadaşımı aldatıyordum. Sonra kız arkadaşım sürpriz yapmak için eve gelince öbür kızı yatağın altına sakladım. Bütün gece orada durdu gibi. Yani salak salak şeyler anlatıyorlar. Hiç yaşama ihtimali olmayan şeyler anlatıyorlar. Veya ya bunun daha da ahlaksız boyutu var, daha da ileriye giden boyutu var. İşte nedir? 50 euro verdim. Kız bilmem neresine elletti. Ya bunları otur biz izliyoruz arkadaşlar. Hiç kendimizi kandırmayalım. Bunları hepimiz izledik. Zaten başlığı görünce ulan bu neymiş ya falan orada bir küçük resim var. Sokak ortasında falan herhalde bunu da sokakta yapmış. Bu nedir ki falan deyip hiç tasvip etmesek bile ya bir kere girip bakıyoruz en azından. Bunu hepimiz yaptık. Hepimiz yapıyoruz bunları. İşte ya çok daha fazla clickbait videolar var. Geçenlerde gördüm. Eski bir videomuş aslında. Ben yeni gördüm. Adam diyor ki işte spor salonunda işte ne yapmış? Kızın kalçasına dokunmuş. Kız onu şikayet etmiş. Vesaire vesaire. Yani ya bu güzel bir şeymiş gibi. Yaptığı şey hoş bir şeymiş gibi. Bir de adam bunu videoya almış ve anlatıyor. Hatta gösteriyor. Yani anlatmayı da bırak. Muhtemelen o kız yazında haberi var. Ya bu Türkiye'de olan bir şey değil, yurt dışında olan bir şey ama yapan arkadaş maalesef Türk. E, bu o kızın da haberi vardır muhtemelen, e, biliyordur bu çocuğun YouTube kanalı vesairesi olduğunu. E, belki o da e, takipçi kasmak için kendini göstermek için bunu yapmış olabilir. Bilemiyorum. Ama bu tarz videolar var arkadaşlar. Yani bu işte bir, bir tane daha çocuk vardı. Hatta videolarını yoruma bile kapatmış. İşte Avrupa'da, Av Avusturya'da mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam Avusturya'daydı. Yani. İşte kızları öpmeye çalışıyor falan. Bir tane dallama var ya öyle Amerika'da. Onu da kanalın adını unuttum. Kiss prank mı? Bir şey. Saçma sapan bir şey. İşte saçma sapan taş kağıt makas oynatarak kızları öpmeye çalışıyor. Böyle salak sapıkça bir şey. Üç kuruş para etmeyen adamlar. Yani bunun aynısını adam bir Türk olarak gitmiş Avusturya'da yapmaya çalışıyor. Ve altına da yazmış. Bilmem kaç tane kızla nasıl öpüştüm. Ya arkadaş bana ne? Bana ne ya? Ya benim 10 yaşındaki kardeşim de izleyecek belki. Yani ergenliğe yeni girmiş kardeşim de izleyecek belki. E, ve sanacak ki hayat böyle. Sanacak ki Avrupa'da e, kızlar taş kat makas oynatarak kendini öptürüyor. Veya 50 euro verdiğiniz zaman kızın bilmem neresini elleyebiliyorsunuz. Böyle bir dünya yok. Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Yani bunu yaş küçük kardeşlerim de dinliyorsa bunları izlemeyin. Böyle bir dünya yok. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir olay yok. Yani hatta altına da şöyle yorumlar yapıyor. Lan biz bunu Türkiye'de yapsak kafamıza çantayı yeriz kezbanlardan bilmem ne. Abicim ye zaten. Sen sokağın ortasında bir kız öpmeye çalışıyorsan kafanı çantayı ye. Hani Türk kızları kezbandır değildir, fazla şımarıktır, şudur budur o ayrı bir tartışma konusu ama ya sen bunu yapmaya çalışıyorsan sen kafanı çantayı da ye, tekmeyi de ye. Ya her türlü şeyi sen zaten hak ediyorsun eğer bunu yapmak istiyorsan. Bunları görüp özeniyorsan işte ben niye bütün okul göğsümü gördü diye video çekmiyorum bir şey anlatmıyorum yalan yanlış diye düşünüp sen de bu işe girip bir şeyler anlatmaya çalışıyorsan seni zaten kurtarmamız çok zor sen zaten o yola artık girmişsin o zehri sen bir kere almışsın yani bundan yola çıkarak e, sosyal medyayı e, bu alemi genelleyerek bir eleştiri yapacağım yaşamadığımız şeyleri yaşamaya çalıştığımız yani şöyle söyleyeyim yaşamadığımız şeyleri yaşamış gibi anlatıp ve bunlara başkalarından çok zaten önce biz inanıyoruz. Yani bunu yapan kişi sen inanıyorsun. Dolayısıyla dünyada da insanlar izleyince görüyor ki bunu Türkiye'de, Avrupa'da, Amerika'da her neyse sonuçta YouTube veya Instagram veya Facebook bunlar global hitap eden, globale hitap eden firmalar. Mesela her türlü Portekiz'deki içeriği de bulabiliyorsun sonuçta, Amerika'daki içeriği de bulabiliyorsun. Ve sonuçta bunları gördüğü zaman sanıyorsun ki bu ortam Böyle, atıyorum Almanya'da böyle millet sokak ortasında gidip çok rahat bir şekilde tanımadığın bir kızı öpebiliyorsun, elleyi biliyorsun. Böyle sanıyorlar ve böyle bir dünyaya doğru gidiyoruz. Yani yaşamadığımız aslında var olmayan şeyleri varmış gibi anlatıp bu şekilde hayat yaşıyormuş gibi insanları gösteriyoruz. Geçenlerde şunu duydum. Hangi ülkedeydi? Sanıyorum bir Avrupa ülkesi bir ev yapmışlar taş gibi böyle işte büyük pencereleri güzel manzaraları vesaire olan bir ev ve bu adam bunu paraya dökmüş sen o eve girmek için para veriyorsun ve o eve girip senin fotoğrafların çekiliyor Instagram'da paylaşmak için yani bu çok enteresan yemin ediyorum çok enteresan bir kafa sen yaşamadığın bir hayatı nasıl ya da daha doğrusu neden insanlara bu şekilde göstermek istersin bu genellikle şöyle bir şey sevgili dostlar. Ekonomi seviyesi olarak orta direk olarak adlandırırız ya Türkiye'de. Bu genelde dünyada orta direk kesimin yaptığı bir şey. Araştırmalar bunu gösteriyor. Yani orta direk, orta direğin olayı nedir? Kendini alt sınıftan görmez yani kendini fakir olarak görmez. Ama zengin de değildir. Zengin olmadığını bilir kendi içinde. Ama çevresine kendisini zenginmiş gibi yani orta direkten bir üst kademede yaşıyormuş gibi göstermeye çalışır. Şimdi bu bütün çabalar zaten bu yüzden. Kendini olmadığın gibi göstermeye çalışmak yüzünden. Farklı biriymiş gibi göstermeye çalışmak yüzünden. Yani zengindeysen zengindesin der arkadaş. Orta haldeysen orta haldesindir. Yani bunu insanlara çok farklıymış gibi anlatmanın ne manası var değil mi? Yani adam para veriyor ya. Eve gidip o evde fotoğraf çektirmek, bunu Instagram'da paylaşmak için para veriyor. <laughs> ya Benim aklım dimam almıyor sevgili arkadaşlar. Bir yere gidersiniz güzel bir tatile gitmişsinizdir. Güzel bir manzarayla karşılaşmışsınızdır. Belki çok para harcamışsınızdır veya hiç para harcamamışsınızdır. Gelip çadırda kalmışsınızdır belki bir tatilinizde. Veya bir şekilde para biriktirip çok lüks bir yerde tatile de gitmiş olabilirsiniz. ya Bunu paylaşmanızda hiçbir sakınca yok. Ancak bunu yaşamadan, böyle bir eve sahip olmadan... ...bir eve gidip buna para verip o evde fotoğraf çektirip bunu paylaşmak... ...bunu ben psikologlara veya psikiyatristlere havale ediyorum, bunun karşılığı ne psikolojik olarak ben bunu bilemiyorum. Sevgili dostlar bu gerçekten bence bir ruh hastalığı tedavi edilmesi gereken bir şey ama bu çağımızın hastalığı. Hepimizde biraz var, bende hiç yok diye bir iddiam yok. Dolayısıyla yani herkes kendine olduğundan biraz daha farklı göstermek ister. Bu belli ölçülerde kabul edilebilir, belli ortamlarda kabul edilebilir. Belki biraz kendini pazarlamaktır bu. Yani iş dünyasında da mesela çok fazla kullanılır. İş dünyasında da kendinizi clickbait olarak gösterebilirsiniz. Ya yani ben X firmada çalışırken şu kadar satış yapıyordum. Yani bu bir kendini pazarlama taktiğidir. Belki iş görüşmesine gittiğiniz yerdeki firmanın yetkilisi veya kimde görüşüyorsanız insan kaynakları yetkilisi veya şirketin patronu bunu araştırmayı bilir ya bu da clickbait'in aslında başka bir versiyonu. Ya da işe başvurduğunuz zaman bir ön yazı olarak onu da et, ekleyebilirsiniz. Belki bu araştırmayabilir, tutabilir. Yani bu yalan söylemek değildir. Bu biraz kendini pazarlamadır. yani komple yapmadığınız bir şey tabii ki yapmış gibi söylemeyin. Ama biraz daha ballandıra ballandıra anlatılabilir. Bu belli ölçülerde kabul edilebilir. Benim çok yapabildiğim bir şey mi? Değil. Gerçek hayatta. Ama belli ölçülerde kabul edilebilir. Bu da kendi üzerinden bir belki de clickbait yaratma durumu. Ama bu sosyal medyaya yayıldığı zaman dediğim gibi çok enteresan bir hal alıyor. Yaşamadığımız hayatları, yaşamaya çalıştığımız ama ulaşamadığımız hayatları ulaşmış gibi bizi belki de çok yakından tanımayan işte 10 yıl önceki lise arkadaşımız da sosyal medya hesaplarımızda ekli oluyor. Çok yakın arkadaşımız da ekli oluyor. Çok yakın arkadaşın senin ne olduğunu zaten bilir. Ama 10 yıl önceki arkadaşına hava atmak istiyorsan ki bu sana yani ne kazandıracak? 10 yıl önce 10 yıldır görüşmediğin bir adama kendini çok zenginmiş gibi göstermek sana ne kazandıracak? Ondan bir beklentin yoksa ki bir beklentin olsa zaten 10 yıldır e, görüşmüyor olmasın. E, saçma sapan bir paradoks oldu bu yani. Ama biz bu, bunu yaşıyoruz. 10 yıldır, 15 yıldır görüşmediğimiz insanlara görmediğimiz hiç selamlaşmadığımız bir kere bile telefon açmadığımız insanlara kendimizi çok zengin gösterme adına çok lüks bir hayat, çok ferah içinde bir hayat yaşadığımızı gösterme adına bu tarz şeyler maalesef yapıyoruz sevgili dostlar. Bunu hepimiz ufak çaplı da olsa yaptık. Ha ben şahsen ne kadar yaptım? Çok fazla yapmadım. Bir beklentim olmuştur ki karşı taraftan o yüzden yapmışımdır. Ben çok fazla tanımayan birinden belki bir beklentim olmuştur. Ondan dolayı yapmaya çalışmışımdır. Yapmaya çalıştıysam da şu an net hatırladığım bir örnek yok ama elime yüzüme muhtemelen bulaştırmışımdır. Çok fazla yalan söylemeyi becerebilen bir insan iyi ki değilim. Bunun zararını zaman zaman gördüm özellikle iş hayatımda. Ama büyük resme baktığımız zaman ben doğru olanın benim yaptığım olduğunu düşünüyorum. Çok fazla yalan söyleyip çok fazla insanlara olmadığın gibi kendini tanıtmanın belli bir aşamada ilk aşamada belki bir yararı olabilir ama uzun vadede çok bir yararı olduğunu düşünmüyorum. Yani büyük resme baktığınızda dürüstlük her zaman kazandıracaktır sevgili dostlar. Yani özetle şunu söyleyeyim. Youtube'a da iş yapıyorsanız Instagram'da da belki çok fazla takipçiniz var. Oradan bir reklam alıp gelir elde etmek istiyorsunuz. O da olabilir. Ama benim tavsiyem ve benim etrafımdaki birçok insanın görmek istemediği şey bu clickbait olayı kendi içinizde de günlük hayatınızda da clickbait olmayın. Sırf sosyal medyada tıklanma adına, trafik alma adına da clickbait olmayın. En azından bunu çevrenizde bu tarz işleri yapanlar varsa bunu uyarın. Bunu çünkü yapmadan da çok başarılı olabilen insanlar var. Güzel para kazanan, hayatını idame ettirecek kadar para kazanan insanlar var. Ha bunu yapmak istiyorsanız da abi gidin Kerimcan gibi olun. Yani adam clickbait'in tillahı onun gibi olacaksan, kendine yediriyorsan git yap. Ha, ama yok sen yaşamadığın bir şey, o adam yaşadığı hayatı anlatıyor en azından. Yaşadığı şeyi belki üzerine biraz clickbait yaparak gösteriyor. Ve sonra da o yere ulaştı. Seversin, sevmezsin, takdir edersin, etmezsin. Bu benim zaten adamı yargılayabileceğim bir durum değil tercihleri vesaire. Dolayısıyla yapacaksan onun gibi yap, tillanı yap. He, yapmayacaksan da yaşamadığın bir olayı bütün okul göğüs mü gördü gibi işte 50 euro verdim kızı dokundum elledim gibi de anlatma yapabiliyorsan tillanı yap yapamıyorsan düzgün iş yap bir uzmanlığın varsa onun hakkında insanları bilgilendir uzmanlığın yoksa günlük hayattan böyle boş boş konuşacağım diyorsan diye biz de çoğu zaman yaptığımızda oturup sohbet ediyoruz içimizdekileri aktarıyoruz belki yalnızlığımızı paylaşıyoruz çok fazla büyük bir kitlelere ulaşır mı ulaşmaz mı böyle kaygılar inşallah ulaşır ama böyle kaygılar besleyerek yapmıyoruz. Sonuçta her şeyin bir ahlakı var, bir etiği var. Bu etik duygulardan, etik kurallardan, bunlar yazılı olmayan ve vicdani kurallardır. Bana göre etik olan şey sana göre etik olmayabilir ama en azından genel geçer e, ahlak kurallarını o iş yaptığın toplumun, hitap ettiğin kesimin ahlak kurallarını dikkate alarak yap. Emin ol sen o işin düzgün yapıyorsan yine para kazanırsın. O işten kazanmazsın başka bir şeyden kazanırsın. Ama bu sosyal medya işini, YouTube işini yani YouTube özelinde konuşmak gerekirse YouTube işinde e, hakkıyla yaparsın. Ufak para kazanırsın. E, sigara paranı çıkartırsın. Ne bileyim haftalık karşılığını çıkartacak kadar yaparsın. Ama başka bir işte yine başarılı olursun. Ha, bu bir şanstır. Youtube'da da sosyal medyada da tutabilirsin. Youtube olmaz başka bir platformda tutabilirsin. İlla ki seni destekleyen, seni dinleyen insanlar olacaktır. Bence bu yolda ilerlemek daha mantıklı, daha doğru, daha etik. Ve kazandığın para da daha hakkaniyetli bir para olur. Az para kazanırsın ama hakkıyla kazanmış olursun. Dolayısıyla sevgili dostlar açıklamak istediğim buydu. Umarız Türkiye YouTube Türkiye özelinde veya bu haber sitelerinin artık bu çılgınlığı özelinde ve insanların özel hayatlarındaki kendini clickbait gösterme, olmadığı gibi gösterme konularında birazcık yol kat edebiliriz. Bu internetin bu kadar yayılması, sosyal medyanın bu kadar yayılmasıyla maalesef ki böyle bir hal aldık. Bu artık sosyal medyadan çıktı, özel hayatımızı da etkilemeye başladı. Bugün bunlar hakkında konuşmak istedim. Birkaç çünkü yakın zamanda gördüğüm şeyler artık biraz canımı sıktı. Ee, i̇çimi dökmek istedim. Anlatmak istedim. Bu dakikaya kadar beni dinlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.